Bir kere çok heyecanlıyız. Çocuklarımın büyük bir bölümü ilk defa Anıtkabir'i görecekler. Ben onlar adına daha heyecanlıyım. Çünkü birinci sınıftan beri onlara sürekli Atatürk'ü, Cumhuriyet'i, milli mücadeleyi anlatıyorum. Eminim şu anda kendi akranlarına göre çok iyi biliyorlar bu konuyu da. Sadece öğrenmek yetmiyor. Bu konu hakkında gittiğimiz yerde öğrendiklerimizi görmek onlar için çok daha değerli olacak. Anıtkabir'i görmek onlar için bambaşka bir duygu olacak. Çok heyecanlıyız. Sadece bu Cumhuriyet ve Atatürk gezisi değil, aynı zamanda kültürel bir gezi olacak, bilimsel gezi olacak. Çocuklarla yarın Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde onlar için yapılacak bilimsel etkinliklere katılacağız. 23 Nisan 1920'de açılan ilk meclisimizi, birinci meclisimizi göreceğiz. Anıtkabir'e gideceğiz. Ardından Eskişehir'e seyahat edeceğiz. Eskişehir'de görmemiz gereken sanatsal birçok müze var. Cam Müzesi, Balmum Müzesi, Ahşap Sanatları Müzesi gibi. Tüm bunların hepsini gezeceğiz. Eminim onların hayatlarında çok önemli bir iz bırakacak bu gezi. Ben onlar adına hem heyecanlı hem mutlu hem de kendi adıma gururluyum. Teşekkür ediyorum. Koşmak yok lütfen. Koşmayın. Lütfen. Bekler misiniz beni? Evet. Hadi bakalım. Sağdaki oturma gruplarını alabiliriz hocam. Tamam. Şimdi lütfen şu oturma gruplarına oturun bakalım. Yavaş yavaş elinde bir ayna var. Eğer sana bir şey olursa
iyi ya da kötü. Buradan kendini izleyebileceksin. Gerini çek, gerini çek. Sadece elini çekme, kafanı da sallayacaksın. Sana zarar veriyorsa seni çıkarmam, korkma. Eğlenme ama. Elini çek. Salla kafanı. Salla kafanı. Çok salla, çok salla. Salla kafanı. Salla kafanı. Salla kafanı. Evet. Hazır mısın? Kafanı sallayacaksın. Evet, ha öyle. Aferin. Salla kafanı. Arkadaşımız buraya dokunmuyor. Saçları hala havada duruyor değil mi? Üzerinde elektrik yükü var. Kurtulamıyor çünkü bastığı yerde plastik var. Lastik yazıktan mı ağzına? Bakın ben yere basıyorum, ona sadece parmağımı uzatacağım. Saçlarım. Sıcır artık şey alın. Bozdu değil. Tamam. Bir de sen şöyle küçük bir anlaşma yapalım. Sen kumuldamayacaksın. Şöyle direkt karşıya bakıyorsun. Tamam. Hiç başını çevirmez. Bu arkadaşımızın saçları çok uzun değil. Onun saçları kalkmayacak. Böyle bir şey yapalım. Onu seçin. Tamam. Onun kafasına tabak koydum. Bakalım ne olacak. Hazır mısınız? Sallayın kafaları. Kafadan bak, sen de salla. Salla kafaları. Salla, 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 salla. Tamam, durun bakalım. Selam sen birine, arkadaşımdan bir şey. İyi misiniz? İnsan elektriği. Evet, havayı ısıtacağım. Ama havayı ısıtınca acaba elime ne geçecek? Önce ondan bahsedelim. Sonra da acaba hangisi balonda oluyor ona bakalım. Şimdi ben sizden... El sallar mıyız? Şöyle bir el sallayalım. Evet, el sallayayım bakalım. Tamam. Tamam mı çocuklar? Hayır. Evet, koşmuyoruz lütfen Mustafa. Mustafa koşmadan. Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı binadır. İlk meclisimiz burası. Birinci meclis bu. Tabii o halde böyle değil. İlk açıldığında Ankara'ya toplandıklarında biliyorsunuz. Baba! Anne babada. Arkadaşlar çocuklar lütfen gelin buraya. Gelin biraz daha gelin. Biraz daha gelin. Evet çocuklar. İşte ilk açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi burası. Yani 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi burada açıldı. O gün bu mecliste milletvekillerinin hepsinin aday göstermesiyle Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet, o zamanki adıyla Büyük Millet Meclisi'ydi hatırlayın. Sonradan Türkiye adı eklenmişti değil mi? Büyük Millet Meclisi'nin başkanı seçildi. Onun yeri başkan seçildikten sonra orası oldu. İşte bütün Kurtuluş Savaşı bu mecliste yönetildi çocuklar. Hani sabah gelirken Kaan söyledi, düşman Ankara'ya kadar başmış diye. İşte düşman en son geldiği orası. Top sesleri oraya kaldığında
dikkat etti bizim kazanmamıza. O anlaşmanın imzalandığı masayı Türkiye'ye getirmişler. İşte o masa bu. Lozan Barış Anlaşması'nın imzalandığı masa bu. Evet, takip edin beni. Gelin bakalım. Şu an kullanmaya başlamış. Şimdi sırayla geçeceğiz. Sizden isteyeyim. Hiçbir eşyaya dokunmayın. Sadece gözlerinizle bak. Evet, bakın. Bakın. O dönemki gazeteler. 1934 yavaş yavaş. Bakın burası Cumhurbaşkanı'nın çalışma odası. Görüyor musunuz? Burası Cumhurbaşkanı'nın çalışma odası. Evet. Burası da Başbakan'ın çalışma odasıymış. Evet. Gördük mü? Evet. Bunlar da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yöneten idare amirleri dediğimiz kişilerin müdürlerin, idare amirlerinin odalarıymış. Evet. Yavaş.
bir tane. Hayırlılar. Aldım oraya. Oraya geçelim. Efendim, bu alanı da geri doğru. Sustraş! Geri doğru geçelim efendim. Nöbete! Var! Arka tarafı ilerledi. Arka tarafı ilerledi. Var! Oldu! Selam! Gol! Gol! Yusuf Özkan, otur! Nöbeti ve bu kalsın olarak teslim ediyoruz. Bırakalım çabalı kesim! Nöbeti ve bu kalsın olarak teslim alıyorum. Oturma Yusuf Tekino! Nöbeti vukuatsız olarak teslim ediyorum komutanım! O sana ne yapıyor? Nöbeti vukuatsız olarak teslim alıyorum komutanım! Kalk! Komutan! Kıstırın! Komutanım! Oh!
Öğretmenim Büyük Atatürk, geleceğin gülü, yıldızı, ikbal ışığı olan sevgili çocuklarımla ziyaretinize gelmekten onur duyuyoruz. Kurduğun Cumhuriyet'in Yılmaz bekçileri olacağımıza, devrimlerinle açtığın çağdaş uygarlık yolundan ayrılmayacağımıza söz veriyoruz. Seni çok seviyoruz ata. Geçeceğiz. Evet. Hadi. Geçeceğiz.